Arkadaşlar ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu Matematik Öğretmeni Esra Hocanız. Geometri derslerine birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz katı cisimler. Katı cisimlerin içerisinde neler göreceğiz? Prizmalar, piramitler, silindir, koni ve küreyi göreceğiz. Bu haftaki konumuz prizmalar olacak. Haftaya piramitler ve silindir, daha sonraki hafta ise koni ve küreyi işleyeceğiz. Konuyu 3 haftalık bir süreye yaydık. Önemli bir konu gençler. Hem TYT hem AYT'de en az bir soru geliyor. Bu nedenle konuyu iyi takip etmeliyiz. Evet yavaş yavaş başlayalım prizmalardan. Prizma ne demek? Önce bundan bahsedelim. Şöyle büyütürsek. iki paralel düzlem ile sınırlanan kapalı prizmatik bölgeye prizma adını veriyoruz. K doğrusu ana doğrusu şekilde görüldüğü gibi. Üçgen prizma şekline bakacak olursak alt taban ve üst taban üçgen yan yüzleri dikdörtgen olan prizmayı görüyoruz. Yanal ayrıt C ve C üssü yanal ayrıt. Yüksekliği A ve A üssü. Taban ayrıtı A üssü B üssü olduğunu gösterilmiş. Gençler burada yüksekliğin taban ayrıtında aynı olduğunu unutmayalım. Dik prizmadan devam ediyoruz. Alt ve üst tabanları birbirine eş çokgenlerden oluşan Yan yüzleri dikdörtgen olan prizmalara dik prizma adını veriyoruz. Dik prizma yazdık. Tabanındaki çokgenin ismini alırlar. Tabanı eğer üçgen ise üçgenlik prizma, dikdörtgen ise dikdörtgen dik prizma, kare ise kare dik prizma gibi isimlendirirler. Yan ayrıtları yüksekliktir. Yan ayrıtları, şurada düzenleme yapalım. Yüksekliktir yazalım. Evet. ÖSYM'nin sorduğu sorudan devam ediyoruz. Ali ağzına kadar suyla dolu olan bir şişedeki suyun yarısını elde etmek istiyor. Bunun için aynı şişeden boş bir tane alıyor ve şişedeki su yükseklikleri eşit olana kadar dolu şişeden diğerine su aktarıyor. Suyun yarısını elde etmek için yaptığı üç farklı deneme aşağıda gösterilmiştir. Ali hangi denemelerinde şişedeki suyun yarısını elde etmiş olur? Sorumuz bu şekilde. Gençler görüyoruz ikinci ve üçüncü şekildeki hacimlerin, suların hacimlerinin birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama birinci şekildeki suyun hacmi birbirlerine eşit değil. O yüzden cevabımızı 2 ve 3 olarak gösterebiliriz. Evet üçgenlik prizmadan devam ediyoruz gençler. Üçgenlik prizma tabanı ve tavanı üçgen olan yan yüzleri dikdörtgen olan prizmaya üçgenlik prizma ismini veriyoruz. Açılımını bu şekilde gösteriyoruz gençler. Burada önemli olan alan, yan yüz, yüz, alanı ve bir de hacim ekleyeceğiz. Bunlar önemli. Ne diyoruz gençler? Alanı nasıl bulacağız? Yanal yüz alanı artı iki taban alanı. Yanal yüz alanı eğer uzun uzun bulmak ister, istersek şu yanal yüzlerini. Dikdörtgen olduğu için B çarpı H. Bu da dikdörtgen C çarpı H. Kısa kenar çarpı uzun kenar A çarpı H. Bütün yanal yüzlerini bulup ayrı ayrı uzun uzun toplayabilirsiniz. Fakat kısaca söylemek istersek taban çevresi çarpı yükseklikte de diyebiliriz. Yanal yüzün alanını taban çevresi çarpı yükseklik olduğunu unutmayalım. Tekrar hatırlatalım. Alan yanal yüz alanı artı iki tane taban alanı. Burada hacmini ekliyoruz gençler. Hacim nasıl bulunur? Hacim taban alanı taban alanı çarpı yükseklik ile bulacağız gençler. Çarpı yükseklik diyeceğiz. Bunu da buraya ekleme yaptık. Evet gençler ÖSYM'nin bu sorduğu soru dikdörtgenler prizması ile ilgili. O yüzden bunu biraz sonra çözersek daha iyi olur. Bir sonraki sorumuza geçtik. Şekilde dik üçgen dik prizma veriliyor demiş. Fakat şekil burada çıkmamış. Biz şeklimizi kendimiz çiziyoruz. Şekilde Üçgenlik prizma çizelim gençler. Yanı aitlerini vermiş bize 5 13. Diğer aitliğini vermemiş. Şöyle bir üçgen dik prizma kabataslak çizersek. Üçgenlik prizma çizdik. Şurayı silelim. biraz daha düzgün çizersek. BCFE kare olduğuna göre demiş. Bu oraları isimlendirelim. B C F E kare olduğuna göre bu bir kareymiş. Yine buralar birbirlerine eşit olacak. Bize prizmanın hacmini sormuş gençler. Prizmanın hacmini nasıl buluyorduk? Formülümüz neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı bakın gençler tabanı özel üçgen olduğunu görüyoruz. 5 12 13 üçgeninden hemen BC kenarının 12 olduğunu söyleyebiliriz. FE FC kenarı da aynı şekilde 12 birim. Taban alanı üçgenin alanı neydi? 5 çarpı 12 bölü 2. Çarpı yüksekliğimizde 12 olarak bulduk. Sadeleştirirsek gençler 30 çarpı 12'den 360 birim küp olduğunu söyleyebiliriz. Hacmini buradan 360 birim küp olduğunu söylüyoruz. Evet bir sonraki sorumuza geçiyorum. Üçgenlik prizmanın A noktasında bulunan karınca boyalı yüzeyler üzerinden F noktasına en kısa yoldan gidecektir. Bu yol kaç birimdir? Gençler en kısa yol sorularında prizmanın açılımını görmek zorundayız. O yüzden şöyle kabataslak bir açılım çizersek sadece boyalı yüzeylerin açılımını çiziyorum gençler. 12, 12 tabanı kare 4 ve 12 birim olduğunu gösterdi. F noktası ve A noktasını işaretledik. F ile A noktası arası en kısa mesafe böyledir gençler. Burada dik üçgen oluşacak. 12, 16, 20 özel üçgenimizden F A uzunluğunun 20 birim olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar söyleyelim. En kısa yol sorularında her zaman prizmanın açılımını görmek zorundayız. Prizmanın açılımını yaptık. F ve A noktalarını birleştirdiğimizde bir dik üçgen oluştuğunu gördük. Ve özel üçgen çıktı gençler. 12, 16, 20 özel üçgeni. Buradan en kısa yolun 20 birim olduğunu söyleyebiliriz. Evet dikdörtgenler prizmasından devam ediyoruz. Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Gençler burada gördüğümüz gibi E taban köşegeni, F ise cisim köşegeni. Peki buradan da bahsedilmiş E taban köşegeni, C F cisim köşegeni olduğu söylenmiş. Taban köşegeni nasıl buluyorum? Hemen tekrar şekle döndüğümüzde gençler şuradaki Pisagor bağıntısından E karenin A kare artı B kare olduğunu söyleyebiliriz taban köşegenini buradaki Pisagor bağıntısından bulacağım. Aynı şekilde mavi üçgeni görüyoruz gençler. Bu da bir dik üçgen. Mavi üçgende F'yi yani cisim köşegenini de nasıl bulacağım? Oradaki Pisagor bağıntısından E kare artı C kare ile buluyoruz. Bunları unutmayalım. Cisim köşegeni nedir? En uzak iki nokta arası mesafe. Tekrar şekle geri döndüğümüzde A ile C üssü noktası. Dikdörtgenler prizmasının en uzak iki köşesi, en uzak iki köşesini birleştirdiğimizde cisim köşegenini elde etmiş olacağız. Evet, dikdörtgenler prizmasının açılımını da bu şekilde görebiliriz. Yan yüzleri yine bir dikdörtgen, tabanı ve tabanı da aynı şekilde dikdörtgenden yani toplamda 6 tane dikdörtgenden oluşur diyebiliriz. Alanı yanal alan artı iki taban alanı Üçgen prizmada da söylediğimiz gibi yine aynı şekilde yanan alan artı iki tane taban alanı olduğunu söyleyeceğiz. Kısacası alanı şöyle 2 çarpı AB çarpı AC AB artı AC artı BC olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 çarpı ayrıtlarının ikişer ikişer ayrı ayrı çarpımları ve toplamları olarak söyleyebiliriz. Bütün ayrıtlarını ikişer ikişer çarpıyorum ve bunları Topluyoruz. Daha sonra 2 ile çarptığımızda tüm alanını bulmuş olacağız. Hacim nasıl bulunur demiştik gençler. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı dikdörtgen olduğu için A çarpı B. E buradan yüksekliğinin de C olduğunu görüyoruz. Hacim A çarpı B çarpı C olduğunu söyleyebiliriz. Evet gençler. Yandaki dikdörtgenler prizması için aşağıdaki soruları cevaplayalım denilmiş. A şıkkından başlayalım. Aile kaç birimdir? Hemen şurada aileyi çizdiğimizde, şöyle Aley çizdiğimizde, gençler Aley'nin yan yüzünün köşegeni olduğunu söyleyebiliriz. Yükseklik 4 birim, EL uzunluğun 3 birim olduğunu söylersek şurası diktir zaten. Orada bir dik üçgen oluşacak. Yan yüzünün köşegenidir aile. Bu dik üçgenden şöyle gösterirsek A, L dedik. 3 4 5 özel üçgeninden AL uzunluğunun 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Evet bunu silelim. Ve bir sonraki şıkı geçiş yapalım. 5 şıkkında ne demiş? BL kaç birimdir? BL'yi çiziyorum gençler. BL cisim köşegeni değil midir? Evet, BL cisim köşegeni. Nasıl buluyorduk cisim köşegenini? Önce tabanın köşegenini bulacağım. Tabanın köşegeni yani DB uzunluğu bulmak zorundayız gençler. DB'nin uzunluğunu nasıl bulacağız? Şu AD uzunluğu 3 birim dersek tabanın köşegenini nasıl buluyorum gençler? Yine Pisagor bağımsından DB'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 12'nin karesinden bulacağız. 3'ün karesi nedir? 9. 12'nin karesi 144. Topladığımızda 153 birim olduğunu söyleyebiliriz. O zaman DB dediğimiz uzunluk kök 153'e eşittir dedik. Şimdi LD uzunluğunda yani yüksekliğinde 4 birim olduğunu söyledik. Artık LB uzunluğu bulabilirim. LB'nin karesi yine aynı Pisagor bağıntısından buluyoruz gençler. Cisim köşegenini şurada taralı olarak verdiği üçgende Pisagor bağıntısını uygulayacağız. Dik kenarlardan biri 4, diğeri de kök 153 demiştik. LB'nin karesi 4'ün karesi artı kök 153'ün karesi toplarsak 16 artı 153 topladığımızda gençler 169 eder. Buradan LB uzunluğunun 13 birim olduğunu gösterebiliriz. LB uzunluğu kaç birim? 13 birim olarak çıktı. Bize alanı sormuş C şıkkında. Alan nasıl bulunurdu gençler? Hemen alana geçelim alan yanan alanı artı iki tane taban alanı. Bu şekilde söylemiştik. Bunu kısa olarak şöyle göstermiştik gençler dikdörtgenler prizması için. 2 çarpı ayrıtılarının ikişerli ikişerli çarpımları demiştik hatırlarsanız. Yani AB artı AC artı BC olduğunu söylemiştik. Bu halde yerine yazarsak 3 çarpı 12. Ayrıtlarını ikişerli ikişerli çarpıyorum. 3 çarpı 4. 12 çarpı 4. Evet bunları topladığımızda 36, 12 ve 48 toplarsak içerisi 96. 2 ile çarptığımızda 192 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. C şıkkını da bu şekilde bulduk. D şıkkında hacmini sormuş gençler. Hacim nasıl bulunurdu? Tekrar hatırlatalım. Hacim taban alanı evet çarpı yükseklikte değil mi gençler? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı dikdörtgen olduğu için 3 çarpı 12. Yükseklikte de buradan 4'tür. Çarptığımızda 144 birim kare birim küp hacim pardon 144 birim küp olduğunu söyleyebiliriz gençler. Evet biraz önce atladığımız dikdörtgenler prizması ile ilgili bir ÖSYM'nin sorusu vardı. Hemen buna dönüyorum. Evet sorumuz ne demiş? Başlangıçta tüm yüzleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi ve bir yüzü sarı renge boyandığında Kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı 82 birim kare. Mavi boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı 79. Sayın sarı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı 74 birim kare olarak hesaplanıyor. Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç birim karedir denilmiş. Şöyle bir dikdörtgenler prizması çizecek olursak gençler. Dikdörtgenler prizması kaba taslak yine bir dikdörtgenler prizması çizdiğimizde Evet. Ön yüz kırmızıya boyansın. Bir yüzü kırmızıya boyanıyor demiş. Tav tabanı maviye boyansın. Yan yüz de sarıya boyansın. Ayrıtlarını ayrı ayrı A, B ve C olarak gösterirsek dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarını ABC olarak gösterdik. Prizmanın yüzey alanını sormuş gençler bize. Aşama aşama bütün aşamaları yazacak olursak. Kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı demiş. Kırmızıyı çıkardığımızda gençler yani ön yüzü çıkardığımızda bir tane arka yüz, iki tane yan yüz ve iki tane taban kalacak. Bunların alanları toplamı ne diyeceğiz? Bir tane yan yüz A çarpı B. Pardon bir tane arka yüz A çarpı B. İki tane yan yüz. Yan yüzün alanı şuraya bakarsak. Yan yüzün alanı B çarpı C. Ama iki tane olduğunu söylüyoruz. 2 çarpı B çarpı C. İki tane de taban var gençler. İki tane de taban. O da 2 çarpı A çarpı C. Topladığımızda 82 birim kare olduğunu söylemiş. Mavi boyalı yüzü çıkardığımızda yani bir tane taban çıkardığımızda bir tane taban kalacak. A çarpı C. Bir tane A çarpı C. Şöyle alt alta yazarsak daha iyi olacak. İki tane yan yüz. 2 çarpı BC. İki tane de ön yüz. 2 çarpı AB kalacak. Bunların alanları toplamda 79 olduğunu söylemiş. Sarı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları. Yani bir tane sarı boyalı çıkardığımızda bir tane yan yüz kalacak. Bir tane BC. Yine iki tane ön yüz 2 çarpı AB. iki tane de taban 2 çarpı AC. Topladığımızda 74 olduğunu söylemiş. Bunları taraf tarafa o yüzden alt alta yazdım gençler. Aynı bir özellikte olanları. Bu şekilde taraf tarafa topladığımızda 5 parantezinde A çarpı B, B çarpı C, A çarpı C'nin toplarsak 235 verecek bize. Hepsinin toplamı 235. 5'e böldüğümüzde A çarpı B, B çarpı C, A çarpı C'nin 47 olduğunu göreceğiz. Evet bize prizmanın yüzey alanını söylemişti. Yüzey alanını şuraya çözelim. Yüzey alanının 2 çarpı AB, AC ve BC olduğunu söylemiştik. Yüzey alanı formülü buydu. E bunların toplamlarını kaç bulduk gençler? 47 bulduk. 2 ile çarptığımızda cevabımızı 94 olarak bulacağız. Cevabımız 94'tür diyoruz. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden kaldığımız soru, sorudan devam ettik. Evet dikdörtgenler prizmasında aşağıda boyunlu olan şekiller dikdörtgendir. Cisim köşegeni de bu şeklin köşegenidir denilmiş. Hemen şekillere bakalım. Evet bu şekillerin boyalı olan şekillerin dikdörtgen olduğunu gördük. Ve bu dikdörtgenin köşegeninde bize cisim köşegeni olduğunu söylüyor. Evet her birinin köşegeninin cisim köşegeni olduğunu söyleyebiliriz. Kare dik prizmadan devam ediyorum gençler. Kare dik prizma tabanı karesel bölge olan dik prizmaya kare dik prizma adını veriyoruz. Şekillerde gösterilmiş. Taban yüzey köşegeni E. Nasıl bulacağız gençler? Tabanı bir kare. Burada 45-45 üçgenini, 45-45-90 üçgeni olduğunu görüyoruz. E nasıl buluyorduk? A, A ise A kök 2 olduğunu söyleyebiliriz özel üçgenden. Yani taban yüzey köşegeni A kök 2 olduğunu söyledik. Cisim köşegeni F'yi nasıl bulacağım? Yine mavi olan üçgende Pisagor bağıntısını uygularsak h kare artı e kare h kare artı e kare eşittir f kareden cisim köşegeni yine bulacağız. Yanal alanı bütün prizmaların yanal alanında olduğu gibi bunda da aynı şekilde gençler. Taban çevresi çarpı yükseklik diyebiliriz. Taban çevresi bir kare olduğu için 4a Yüksekliğinde haş dersek 4a çarpı haş. Hacimde yine aynı şekilde taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı a kare yüksekliğinde haş olduğunu söylersek a kare çarpı haştır diyebiliriz hacmine. Evet da bu şekilde gördük. Gençler yan yüzlerinin dikdörtgen olduğunu, tabanlarında kare olduğunu görebilirsiniz. Tam su dolu bir kaba demir gibi bir cisim atarsak. Taşan suyun hacmi demirin hacmine eşit olur denilmiş. Evet bunu unutmayalım. Bu tarz sorularda taşan suyun hacmini soruyorsa bize atılan cismin hacmini bulmamızı istiyordur. Yani taşan suyun hacmi sorulduğunda neyi bulacağız? Atılan cismin hacmini bulacağız gençler. ÖSYM'nin sorduğu sorudan 2019 yılında sorduğu sorudan devam ediyoruz. Ayrıt uzunlukları A, B ve C olan bir dikdörtgenler prizmasının toplam yüzey alanı 2 çarpı AB çarpı artı AC artı BC formülde hesaplandığını söylemiştik. Burası önemli formülümüzü unutmayalım. Hakan ayrıt uzunlukları 2 birim. 2 birim ve 2 birim demiş. Gençler burada bir hata var. Şurası 4 birim olacak. Orayı düzeltelim. Ayrıt uzunlukları 2, 2 ve 4 olan dikdörtgenler prizması. Biçimindeki özdeş 5 tane tahta bloğu şekildeki birbirine yapıştırarak bir H harfi elde ediyor. Buna göre oluşan şeklin yüzey alanı kaç birim karedir denilmiş. Gençler şimdi şekil bu şekilde oluşturmadan önce ayrı ayrı dikdörtgenler prizmalarının 5 tane dikdörtgenler prizmasının yüzey alanlarını bulup kapanan yüzeyleri çıkartırsak şurada kapanan yüzeyler var bakın kapanan yüzeyleri çıkarttığımızda buralardaki kapanan yüzeyleri çıkarttığımızda Geriye kalan bu haş harfinin yüzey alanını bulmuş olacağız. Ne diyeceğiz? Önce tüm yüzey alanından tüm bütün prizmaların yüzey alanından neyi çıkartacağım gençler? Görünmeyen kısımların alanlarını. Yani kapanan görünmeyen kısımların alanlarını çıkartınca geriye sorumuzun cevabı kalacak. Tüm yüzey alanı dediğimiz gençler 5 tane dikdörtgenler prizması var. Bir tane dikdörtgenler prizmasının alanı nasıl bulacağım? 2 tane tabanı var. Yani taban alanı 4, 2 tane olduğu için 2 çarpı 4. Artı yanan alanları var gençler. Şuradaki yanan alanın 8 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Bundan da 4 tane var. 4 çarpı 8. Tüm yüzey alanı bu şekilde bulduk. 5 çarpı 8 artı 32. 40 çarpı 5 200. Tüm yüzey alanı 200 olduğunu söyledik. Görünmeyen kısımlar buna dikkat edelim gençler. Bakın şurası kapanmış. Yani bir taban alanı gözükmüyor da. Aynı şekilde karşı tarafta da bir taban alanı. Yani iki iki şekilde kapanma var gençler. Burada 1 2. Burada da aynı şekilde iki yüzey kapandı. Burada da aynı şekilde iki yüzey kapandı. Şurada da aynı şekilde gençler. 2 yüzey kapandı. Toplamda 8 yüzey 8 tane taban alanı kapandı. Yani ne diyeceğiz? 8 çarpı taban alanı neydi? 4. 8 tane yüzey kapandı. 8 kere 4 32. 200'den 32'yi çıkardığımızda geriye ne kalacak? 168. Cevabımız Bursa olacakmış. Evet. Devam ediyoruz sorumuza. Yandaki kare prizmanın A noktasında bulunan karıncanın C su noktasına yüzey üzerinden gidebileceği en kısa yol kaç birimdir diye sormuş. En kısa yol sorularında ne yapıyorduk gençler? Açılımlarını yapıyorduk değil mi? Bunların açılımını yapacağım. Hangi yüzeylerden gitmiş? Şöyle gösterirsek. Bir ön yüzeyden gitmiş. Ön yüzeyin açılımını. Bir de yan yüzden gitmiş. Yan yüzün açılımını yaparsak yeter. Şurasının C üstü noktası olduğunu, bu da A, üstü, A noktası olduğunu gösterelim. 10, 21. Bu da aynı şekilde 10, 21 dersek. Bu şekilde birleştirdiğimde gençler. Pisagor bağıntısından, şuradaki üçgende görüyoruz. Pisagor bağıntısından A, C üstü uzaklığının karesi eşittir. Bize A ve C üssü arasındaki en kısa yolu soruyordu. A ve C üssü arasındaki uzaklığın karesini 21'in karesi artı 20'nin karesinden bulacağız. Buradan direkt A, C uzaklığının 29 birim olduğunu söyleyebiliriz gençler. Evet bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Su, su ile tam dolu olan dikdörtgenler prizması şeklindeki havuzun içine ayrıtları 30 birim, Ayrıtları 3 birim pardon 1 bir birim 1 bir birim olan demirden yapılmış karedik prizmadan 5 tane atılıyor denilmiş. Havuzun içerisine buradaki karedik prizmadan 5 tane atacakmışız. Taşan suyun hacmini sormuş. Evet daha önce hatırlatma yapmıştık. Taşan suyun hacmi bu atılan cismin hacmine eşit değil miydi gençler? 5 tane atıldığı için 5 tane cismin hacmine eşittir diyebiliriz. Cismin hacmi. 5 çarpı cismin hacmi. Bu kare dik prizma gençler. Cismin hacmi nasıl bulacaktık? Bütün ayrıtlarının ayrı ayrı çarpımları. 3 çarpı 1 çarpı 1. Buradan cevabımızın 15 birim küp olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Gençler buradaki ekstra sorularımız ve değerlendirme soruları sizlere ödev Bugünkü dersimiz buraya kadar gençler. Ödevlerinizi yapmayı unutmuyoruz. Yapamadığımız soruların çözümlerini bana atabilirsiniz. Evet bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.